Onun içine tabi muhtemelen herhalde girilmiyor. Çünkü giriliyor olsa herhalde giren olur diye düşünüyorum. Geleceğe geldik. Evet. Bu akşamda video da çekiyoruz. Güzel bir yer. Bayağı iyi. Beğendik. Dışarı çıktık. Az önce dün çektiğimiz bu şey kilise bu. Kapısı açık denk geldi. Şans eseri güzel oldu. Saraybosna'daki evet. İkinci günümüz. İkinci günden hızlı bir başlangıç oldu. Evet. Şimdi de çok hızlı oldu. Bir börek yiyeceğiz. Sonra ne yapacağız? Birkaç magnet alacağız falan işte. Sonra şu soykırım müzesi vardı, ona bakacağız. Öyle. Yavaş yavaş hemen atladı ya. Hemen, evet. Bak. Allah nasıl bir açlıktır bu. Yoğurt çok hafif. Burada her şey çok hafif ya. Ha. Vallahi. Bir şey yap bakayım, bir tadına bak bakayım nasıl bulacaksın. Meşhur saç yerine geldik. Börek deniyorum şimdi. Hmm. Şu an denediğim patatesli. Boşnak böreği yiyoruz. Patatesli, kıymalı ve neli aldık? Peynirli aldık. İçinden de karışık kapıda yaptırdık. Karışık şey yapmış. Aynen. Karışık sözümüz. Direkt karışık oldu. Yani karışık. Şey yaptı. Nasıl? Benziyor mu biraz bizim şeylere böyle gene? Bizimkinden daha lezzetli. Tamam, demek ki yoğurdu daha hafif. Genel olarak burada yiyecekler daha hafif. Niye bilmiyorum. Mesela mandalina kahve aldık. De gerçi öyleydi. Daha hafif. Hani hiç öyle mandalina vurucu lezzeti yoktu. Kahve de öyleydi. Şimdi börek de öyle. Yoğurt da öyle. Daha hafif yani. Bosna'da bütün yiyecekler bir tık daha hafif oluyor. Kahvesi bile hafif ya. İlginç. Aynen. Farklı. Neyse. Biz böyle bir şey yapalım. Bakın şöyle çekelim bu. Biz yemek yiyoruz. Hop. Biz yemek yiyoruz. Biz yemek yiyoruz. Açız. Geçmiş zamandaki insanların telefon kayıtlarını tekrardan kaydetmişler buraya. Numarayı çeviriyorsun, sonra sana dinlettiriyorlar hatırlatmak için. Mazda. Her gördüğümde söylüyorum, Mazda namazında niyazında. Neyse, şimdi şeye geldik. Siege of Sarajevo diye müzenin ikinci kısmına geldik. Birinci kısımla ikinci kısım ayrı ayrı yerlerde. Kombine bilet alabiliyorsun, öğrenci indirimi var. Yani biz öğrenci indirimi yararlanarak geldik, kart geçiyor. Şimdi iç kısma doğru diğer tarafa geçelim bakalım. Yeah, up. Oh, yeah, this one. Yeah.
Can you take the video at the same time? Yeah. Okay, thank you. Thank you. Alright, ma'am. Şimdi buradan içeri doğru yavaş çekiyoruz. Sessiz olacağız. Eski televizyon görüntülerinden bazıları burada hala duruyor. Görsel olarak döndürüyorlar. Run number 3, ne ki bu? Your controls lies in front direction board behind your doors and passengers. Imagine what it's like to draw a tram in beside Sarajevo and risk your life. Worry about passengers. Tram issue. Ya 1601 tane çocuk. Evet. 1601 tane çocuğun ölümünden bahsediyor ya. İdam mı etmişler hepsini? Sırayı dizmişler çocuklara. Caniler ya, gerçekten. O zaman da Marlboro varmış. Konserveler. USA not to be sold or exchanged. Yardım, erzak. Erzaklar. Yiyecek, içecekler. Hmm.
Askerlerin malzemeleri var burada da. Böyle gidiyor. Biz biraz gezelim. Sonra devam ederiz. O da yeter sanırım size. İyi. Bir tane bir şey söylemek istiyorum. Fırsat şey yapayım. Ya anladığım kadarıyla bu savaşı türedenler, bu savaşı yapanlar cezalandırılmış. Ya Karabağ Sırp savaşını komutanlar. Yapanların, Ermeni komutanların hiçbirisi cezalandırılmadı. Değil cezalandırılmak, adamlar yani serbest geziyorlar ellerini kollarını sallaya sallaya. Hiç aranmıyorlar mesela. Yani neyse, i̇şte. Bunu da söyledim. Sinirlendim bu arada onu da görünce. Dedim yapmışlar. Öyle. Ya biraz belki de artık şeydir hani. Ne diyeyim ya. Burada zulüme uğrayanlar hani daha çok boşnak Müslümanların adaleti gene bir şekilde hani bir şekilde de olsa gelmiş diyebilir miyiz bilmiyorum ama evet yani Karabağ Savaşı'ndaki Ermeni komutanlar hiç yani. Hiç yani. Evet, keyifteler. Yani öldürdüğü Türk olduğu için Koçaryan, Sarkisyan, kimse de şey yapmıyor hiç. Balayan. Değil. Nerede? Hepsi geziyorlar. Kendi ülkelerinde rahatlıkla yaşıyorlar yani.